Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Vitalik Buterin arkadaşlar bazı kripto paralarda e, satış gerçekleştirdi ki e, bu da zamanın bir takım Shiba Doge olaylarını şöyle bir akıllara getirdi. Bunu inceleyeceğiz. Bu satış neden geldi? E, coinler alınabilir mi? Bunlar üzerine genel olarak konuşacağız. Şimdi bakalım ne var ne yok. Ethereum'un kurucu ortağı Vitalik Buterin ana cüzdanında tuttuğu çoğu shitcoin sınıfında olan altcoinleri satmaya başladı. Buterin'in sattığı altcoinler geçmişte olduğu gibi cüzdanına isteği dışında gönderilen büyük miktardaki shitcoinlerden oluşuyor. Buterin'in yaptığı satışlar söz konusu altcoin'lerin fiyatını sarsmış durumda. Şimdi bak şöyle bir durum var arkadaşlar. Mesela birazdan uzun uzun inceleyeceğiz ama gelin isterseniz şuradan bir bakalım. Mesela bunlar neymiş ne değilmiş gibisinden. Mesela bakın Mops adında bir altcoin var arkadaşlar. Şu an ciddi miktarda bakınız ki düşüyor. Hatta şöyle fiyatına da bakalım. Evet büyük ölçüde bir düşüş gerçekleşiyor. Veya ne bileyim işte Kult var. Şuradan bir bakalım neymiş ne değilmiş. Neymiş ne değilmiş derken hani öyle rankına falan yani. Bakın kult yine görece biraz daha hani diğerlerine göre o kadar shitcoin sınıfında değil. Ne var? Şik ve bit var arkadaşlar. Onlara da tabi göz atalım mesela. Kikoku aynen doğru. Neymiş? Rankı 2661'lerde arkadaşlar. Bir de ne vardı? Kult vardı değil mi? Bakınız şöyle yok ya kult'a baktık ne vardı başka? Ha tamam. E, baktık. Ne vardı? Ha bit vardı. Bir de bakalım. Bit neymiş ne değilmiş. Şöyle genel olarak bir göz atın diye söylüyorum. Burada zaten herhangi bir veri yok. Şimdi e, geçmişte arkadaşlar tabii bir takım şeyler oldu. Bunlar neydi? Bir farklı e, alt altcoinlerde Vitalik Buterin ne yaptı? İşte Shiba yaktı. Hatırlıyorsunuzdur e, Kusama arkadaşlar vaktiyle daha doğrusu pardon Ryoshi e, Vitalik Buterin'e Arzın yarısını gönderdi tamam mı? Yani bir katrilyon arz vardı. Bunun 500 trilyonunu Vitalik Buterin'e gönderdi. Vitalik Buterin bu 500 trilyonun 411 trilyonunu bizzat yaktı. Kalan kısmını yani 89 trilyonluk kısmını da bir takım yargı, yardım kuruluşlarına arkadaşlar bağış yaptı tamam mı? Yani bunları bağışladı. Bir diğer mesele ne üzerinden geldi? Dogelon Mars üzerinden geldi. Dogelon Mars da çok sık farklı yardım kuruluşlarına bağış yapan bir kripto paraydı ki biliyorsunuz Vitalik Buterin bağış yapan kripto para projelerini sever ve bunları destekler. Hatta konuyla alakalı işte Shiba yakımını bu yüzden kabul ettiği gibi hususlar spekülasyonlar piyasada dönmekte. Yine Dogecoin üzerindeki tutmaları da bundan kaynaklanmakta olarak biliniyor arkadaşlar. Şimdi Dogelon Mars tarafı da Elon coinleri yani ekip bizzat tıpkı Shiba gibi Ethereum'a gönderdi, e, Vitalik Buterin'e gönderdi. Bunların bir kısmı yakıldı, bunların bir kısmı yine yardım kuruluşlarına gönderildi. Dolayısıyla şunu anlatmaya çalışıyorum. Burada yapılan hareketlerde yeni çıkan projelerin ekipleri arkadaşlar Vitalik Buterin'e gönderiyorlar ki Vitalik Buterin bunları yaksın. Fakat Vitalik Buterin bunları satıyor. Şimdi olay şuradan kaynaklanıyor. Bilinmeyen nokta odur. Bir Vitalik Buterin Shiba yakımını yahut Dogelon Mars'ın yakımını gönül rızasıyla yapmadı. Ha tamam şöyle Ka Bunlar karşılıklı bir anlaşmayla oldu. Ekip oturdu Vitalik Buterin'le konuştu. Bu bir PR çalışmasıydı tamam mı? Ha Vitalik Buterin bunu niye kabul etmiştir? Gerçekten projeyi seviyor vesaire o yüzden kabul eder. Fakat e, bu demek değil ki yani işte herkes ona göndersin hadi ben token çıkarayım şimdi. Ee, Vitalik Buterin'e göndereyim Vitalik Buterin bunu yaksın falan böyle. Yani hiç olacak bir şey ne alakası var adam onu neden yaksın? Dolayısıyla piyasaya çıkan Ponzi'sinden tut illa bunlara Ponzi demiyorum ama bütün kuruluşlar şey yapmaya başladı. Vitalik Buterin coinimizi yaktı falan filan dedirtebilmek için tıpkı Shiba'da olduğu gibi ya da Dogelon'da olduğu gibi adama coin göndermeye başladılar. Bu sefer adam bunları yakmadı. Adam bunları dümdüz sattı yani. Niye yaksın? Her neyse böyle bir durum oldu. Kripto veri platformu Luconchain 7 Mart'ta Vitalik Buterin'in cüzdanına gönderilen çoğunluğu shitcoin sınıfı altcoin'leri sattığını bildirdi. Vitalik Buterin'in 1.25 Ethereum karşılığında 50 milyar MOBS, 58 Ethereum karşılığında 10 milyar Kilt ve 380 Ethereum karşılığında 500 trilyon Şik sattığını gösteriyor. Ethereum'un kurucu ortağının ayrıca 5.9 Ethereum karşılığında 3.4 milyon Bit sattığı ve 337 bin dolar değerinde 214 ethereum'u eth diye ve transfer ediyor yani kendisi yaptığı satışlarda ne yapıyor kendisine gönderilen shitcoin'leri arkadaşlar ethereum olarak değiştiriyor ve ethereum olarak e, tutmayı tercih ediyor. Twitter'daki kripto para topluluğunun bazı üyeleri bu düşük değerli altcoin projelerini ve bunlara sahip olan yatırımcıları et, e, etkilediği için Buterin cüzdanına gönderilen altcoinleri satmasının hayal kırıklığına uğratıcı olduğunu e, dillendiriyor. Ya hayal kırıklığına uğrayacak bir şey yok. Adam bunu yakmak zorunda değil ki. Adam şimdi bunları yaksa tamam mı? Adam bunları yaksa yakımını gerçekleştirse e bu sefer ne olacak? Ooo Vitalik Buterin bunları yaktı koşun. Vitalik Buterin bunları destekliyor. Yakım yapıyor. Manuel yakım yaptı. Koşun. E bu sefer bunlar olacak. E adamlar açık söyleyeyim büyük ihtimalle Ponzi parasını alıp kaçacaklar mesela. Tamam mı? O zaman hayal kırıklığı olmayacak mı? Dolayısıyla adam bunları düzgün bir şekilde kendi çıkarına cüzdanında bu bun var. Ethereum'a dönüştürün bitti. Hani dalga geçer gibi stable coin'e de dönüştürmüyor. Ethereum'a dönüştürüp tutuyor o kadar. Diğerleri ise bu e isteği dışında altcoin gönderen projelere kızgınlıklarını ifade ediyor. Bu kızgınlığın altında ise bu terminin satış yapmasının fiyatları sarsmış olması yatıyor. Örneğin şık fiyatı Ethereum'un kurucu ortağına satış yapmasının ardından %95.8 oranında düştü. Üf. Bu terin cüzdanındaki shitcoin'leri satmanın fiyatları sert şekilde düşürebileceği ve likiditeyi büyük ölçüde azaltabileceğinin farkında. Bazıları vergilendirmede gelir olarak sayılacağından masraflarını karşılamak için bu altcoin'lerde satış yaptığına inanıyor. Kimisi ise bunun testnet tokenlarıyla ile özellikle de Görle Ethereum ile ilgisi olduğunu değerlendiriyor. DexTools verilerine göre son 24 saat içinde yaklaşık 0.5 milyon dolar değerinde GET alınıp satıldı ve yazım sırasında dolaşımda toplam 11.88 falan filan. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar burada Toplama baktığımızda ha ne diyor? Burada tabii satılmayan yani arta kalan miktarlar falan kalmış onları gösteriyor. Üzerine fazla düşünmeye gerek yok. Vitalik Buterin bunu neden yaptı? Vitalik Buterin bunu tabii ki bunları düşünerek yapmadı. Yani ben bunları tutmam dedi adam. Dolayısıyla kendi coin'ine dönüştürdü. Uzun lafın kısası bunlar da yaşanabiliyor. Dolayısıyla shit shitcoin almamaya özen göstermenizi de tavsiye ederim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.